Solmaz Gelin'in sunum masası yöresel lezzetlere ev sahipliği yapıyor. İçli kete, gül böreği, elmalı tart, karpuz pasta, Hindistan cevizli kakaolu kek, poğaça, beyaz lahana sarması, kuskus salatası, Kars'a özgü pekmez, bal, tereyağı, lor ve çaşır turşusu, elmalı kurabiye ve balıkesir tridi masadaki lezzetlerden bazıları. Solmaz Gelin'in yemek masasındayız. Efendim sunum masasındayız. Nasıl buldunuz? Yiyecekler göz dolduruyor. Evet, güzel görünüyor her şey. Değil mi lezzetler? Evet, her şey böyle güzel. Böyle bir şıkır şıkır ışıl ışıl, evet. Rengarenk. Balıkesir'e özgü trit de var masada. Evet, evet. Soralım peki başka neler var? Balıkesir'e özgü tridimiz var. Balıkesir'e ait şu an burada başka bir şeyimiz yok. Onun haricinde ben doğma büyüme Balıkesirliyim fakat aslen Kars Sarıkamışlıyım. Sarıkamışımızın ürünlerini getirttim sizin için. Ne güzel. Için. Bak Balıkesir'de Kars, memleketi Kars'ın da vallahi iyi tanıtıyorsunuz. Evet. Maşallah bu ne? İki memleketi de tanıtmak istiyorum. Çok iyi bu yapıyorsun. Bu pekmez, katı pekmez olarak geçiyor. Ama burası koyu renk, altı açık renk. Evet, o üst kısmı oluyor aslında. Koyarken tabii bu şekilde görünüyor. Allah Allah. Değişik bir pekmez. Neden yapılıyor? Üzüm mü? Katı üzüm pekmezi bu. Üzüm pekmezi. Evet, bu tandır ekmeği. Tandır ekmeğimiz var. Tereyağı var. Lor peynir. Var. Lor peyniri. Bal var. Bu da çaşır. Bu da turşu tarzı. Çaşır. Çaşır. Çaşır otu. Otu. Bu Allah turşu Allah. Gibi dağlardan otu, falan evet. Toplanıyor. Şöyle. Turşu dediğin yine böyle sirke ile falan sirke ile falan kereviz yapılıyor tabii. Gibi duruyor. Acaba evet ama buralarda bulunmuyor bu. Daha çok oraya mı özgü? Oraya orada özgü. Yetiş. Evet Allah oradan Allah. Geldi zaten. Değişik evet. Bir ürün. Aslanım, çaşır turşusunu ben de denedim. Çok değişik bir tadı var. Değişik gerçekten. Evet. Neye benzettin tadını? Ben kaya koruğuna benzettim biraz. Öyle mi? İster misiniz? Alabilirim. Siz neye benzettiniz tadını? Vallahi çıkaramadım ben bir türlü. Siz ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. Tamam, şöyle. Ekşi. Değişik, evet. Ekşi. Değişik. Evet. Ve tuzlu. Mutlaka tamam. Bir, tabii turşum evet. Malum. Evet. Bu herhalde şey, yani illaki bir yere bir faydalı bir ottur bileniniz varsa bize yazın lütfen sosyal medyadan. Evet, başka neler yaptın? Peki bu ne? Değişik ekmeğe benziyor. Kete mi bu? Kete. O da yine Kars'a özgü bir İçli kete börek mi bu? Gibi. Evet, un helvasıyla yapılıyor. Onu kendi annem yaptı. Ay anneciğim, oraya ne özgü. Sağlık. Evet, annem sizin için yaptı. Burada bir onu da beraber yaptık lahana. Yine. Onu da Dünür teyzemiz var, o yardımcı oldu. Dünür teyze ne demek? Dünür teyze, abimin yeni nişanlandığı bir kız var. Onun annesi oluyor. Ona Dünür teyze Dünür diyoruz. Dünür teyze, ay çok tatlı. Evet, onu da tavuk eti dizdik. Bunu? Tencerenin altına. Evet. Onu da tavuk etiyle pişirdik. Allah Allah. Tavuk evet. Etli, pirinçli, lahana sarması. Ama muska şeklinde. Muska şeklinde yaptık. Sarmamız var. Bunu da biz soğanlarla yapıyoruz. Öyle yapıyor musunuz bilmiyorum. Nasıl? Tencerenin altına soğan dilimleri diziyoruz. Evet. O şekilde yapıyoruz. Bunu da yine tavuklu da yaptığımız oluyor. Ters çevirip de sunabiliyorsun. Zeytinyağlı sarma, evet. Bu hangi yörenin böyle soğanlarla dizilerek yapılıyor? Yani yanmasın diye mi koyuluyor? Özgü mesela yaprakları, sapları da koyulabiliyor. Evet, bazen o da eksilik versin diye. Genelde evet. Öyle yaparız. Evet. Yaprak koyarız. Yaprakları. Evet. Benim annem de ya yaprak ya da evet. İşte kaburga et falan evet. Koyar. Evet, etlerle de güzel oluyor. Evet. Burada benim yaptığım karpuz pasta dediğimiz var. Onun altındaki o yeşillik ıspanakla yaptım. Ha, bravo. Evet. Sağ üstünde orman meyveli sos var. Ortasındaki muhallebi. Onu kendim yaptım size. Bu da galiba elmalı. Elmalı yani. Tart diye geçiyor. Normalde aha. Tart kalıbında yapılıyor. Bu nedir? Ben küçük yaptım. O kuskus salatası. Ha, ama içerisinde yeşil mercimek de evet, koymuş. Evet, yeşil mercimek mısır, ekledim. Mısır, kırmızı kapya biber turşusu, salatalık turşusu. Dereotu. Maydanoz dereotu. Evet. Doğru mu? Evet, tuzu, limonu, her şeyiniz var. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Evet, bana da bu çok değişik geldi. O Hindistan cevizli. Onu da yardım alarak yaptım kızlar. Aa evet. Ortası Hindistan cevizli. Çok dışı kakaolu kek. Çok güzel bir şeye benziyor. Evet. 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 Çok güzel. Ellerine sağlık. Evet. Peki olsun. Hanımlar tabak ve çatal uyumunu, bardak uyumunu nasıl buldunuz? Peçeteliğine bayıldım. Zaten bunları özel yaptırdım kızlar. Program için yaptırdım. Ve çeyizden de bir görüntü olsun istedim. Hani fikir olsun yine gelinlerimize de. Ben tabaklarını çok beğendim. Benim kendi tabaklarıma da çok benziyor zaten. O yüzden evet. Beğendim. Gold detay seviyorum zaten. Evet. Da görünüyor. Sadece ya gümüş ya da gold olsaydı evet, ben belki. De
Hani peki, daha iyi olabilirdi. Göze yani batmıyor. Yani açıkçası böyle tercih etmemin sebebi hani mesela göğüs servislikler de kullanıyorum. Evet, onlarla doğru da uyumlu olması için. Yoksa evet, sırf gold olsaydı belki olmayabilirdi. Ama yine her şeyin gold. Ama ben dün de yine sofra gold'tu. Bugün servislerde de var. Şöyle, niye? Sadece örtüden sebep bu algı var bence. Farklı bir örtü olabilirdi, bir de ütülenmemiş gibi. Ben ütülendi örtüyü aslında ama akşamdan ütüleyip katladığım için tekrar dolaba koyulduğu için bu şekilde. Keşke katlamasaydım bir şeyin üzerine evet, böyle sert. Böyle bir kabının üstüne at etsin evet, bir havalansın. Ya da koltuğun üzerine falan. Evet. Olmuyor kızlar, evim dağınık derdiniz o zaman da olmazdı. Hayır yani, canım kızlar nereden görecek masayı kurmadan önce? Askıya serdirdim. Kıyafet askısına. Yani o da aklıma gelmedi ya açıkçası. Hı. Ama en güzel böyle koltuğa, kapıya evet, mapıya asardı evet, annem. Ben ya da direkt masaya serer hemen. Evet, evet. Ben örtüyü hiç beğenemedim. Hı. Bir de şu peçeteleri çok özensiz buldum. Yani günlük peçete. Mesaj güzel ama yok, ne yediğin değil, kim ne yediğin önemli. Koydum. Daha evet, farklı koyabilirdim. Sizinle güzel, güzel bir mesaj evet, olsun diye koydum. Evet. Bence daha farklı olmuş ya. Ama günlük evet, kullanmak için. Yok, ben sırf sizin için aldım açıkçası bu biraz peçeteleri. Hani özel güzel bir anı kalsın diye koydum. Yoksa normal çiçekli, böcekli de koyabilirdim ama ben bunu tercih ettim. Evet. Bir de şu sunumlukları çok beğenemedim. Hangisi? Onların devamlılığı var yalnız. Mesela dün Kübra'nın evinde kimse cam kaplara hani bu farklı bu farklı demedi. Ben en azından devamlılığı sağladım. Ama cam olabilirdi yine. Bunlar cam zaten. Peki siz de aynı fikirde misiniz bunlar için? Yani evet, çoğunluk cam olduğu için cam beklerdim ben de. Mavi olması ben bu mavi evet. Bence değişik. Gold'da farklı bir renk de olması yumuşak. Altındaki runner'la da biraz uyuyor gibi. Evet, runner'la uydurdum onu da. Runner'la uyum sağlamasını istedim. Masanın üzerindeki istedim, runner da koltuklarına da yani evet, uyuyor. Yani çoğunlukla zaten gri, gold gri detayları gold sevdiğim için evimde de zaten fazlalıkla kullandım. Evet, lacivertle de uyuyor değil mi? Evet, tabaklar da uyumuş. Evet, evet. Yani bunlarda da yine gold detaylar var, evet, cam. Yani normal bir cam kapta çok sunmak yerine ben size daha özenli davrandığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bardakların da çok hoş. Ne kadar aldın? Bardaklarımı 3000 liraya aldım takımını. Tabakları? Hoş yani uyum sağlamış. Tabaklarımı da yanlış hatırlamıyorsam uygun şu an. Uygun 2500. Çok. Evet, evet, çok uygun. Aa, kaç güzel parça peki? Bu 6 kişilik evet. 6 kişilik olduğu için uygundur evet, herhalde. Evet. Ya başka takımlarım da var. Biz kalabalık bir aile olduğumuz için ben farklı takımlar da kullanıyorum. Mavi mesela, buna uyumlu mavi takımlarım da vardı. Aha. Ama koyu dersiniz diye ben beyaz tercih ettim bunda. Normalde ona uygun yok, da bu daha güzel olmuş. Evet, evet, beyaz daha şık. Evet.